Son yılların en çok beklenen dizisi, son 20 yılın hatta bilgisayar oyunları tarihinin en başarılı, en fazla ödül toplayan oyunlarından birinin uyarlaması Last of Us, HBO Max'in yapımcılığında sonunda yayına girdi. Çok büyük bir heyecanla beklediğimiz bu Last of Us neydi ve ilk bölüm nasıldı? Şimdi onları konuşalım. Sizler diziyle ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk bölümü izlediniz mi? Oyunu oynadınız mı? Beklentilerinizle mutlaka bunları yorumlara yazın. Şimdi benim yorumlarıma geçelim. Last of Us 2013 yılında PlayStation için çıkmış bir oyun. İnanılmaz sayıda övgüyle karşılaşmış. Var olan neredeyse tüm oyun ödüllerini toplamış. Karakter gelişimi, inanılmaz hikayesi, sürükleyici yapımı. Bende en çok akılda kaldığı kısmıyla size yaşattığı hislerle pek çok oyuncunun aklında yer etmiş inanılmaz bir oyundu. Çok fazla oyun oynayan biri değilim ancak sadece bu oyunu bitirmek için arkadaşımdan PlayStation ödünç alıp bu oyunu bitirip geri vermiştim. Sefa, buradan sana selam var. HBO Max bu diziyi hayata geçireceğini duyduğumda da tabii ki yapımcı HBO olunca birazcık heyecanlandık. Game of Thrones'un son birkaç sezonunu yokmuş gibi farz ediyorum. Dizinin başrollerinde en son Mandalorian'dan ve daha pek çok projeden hatırladığımız Pedro Pascal ve Game of Thrones'la ilgili aklımızda kalan tek olumlu şey olan Lyanna Mormont'u canlandıran Bella Ramsey var. Yine inanılmazlar. İkisi de ilk bölümden çok iyi bir dinamikle başladılar. Oyundaki gelişimleri diziye yansıdıkça çok fazla güzel şeyin bizi beklediği ortada. Dizinin yaratıcıları iki tane çok büyük projenin yaratıcıları aslında. Birisi tabii ki Last of Us'ın yaratıcısı ve kreatif direktörü Neil Brookman ve Chernobyl dizisiyle oldukça ünlenen Chernobyl dizisinin yaratıcısı ve yazarlarından Craig Mazin. Bu iki isim bir araya gelince inanılmaz bir işin ortaya çıkmaması çok mümkün değil. Yine çok büyük konuşmak istemiyorum. Biliyorsunuz yakın zamanda bu konuda dilim çok yandı. Ancak proje ilk bölümüyle çok fazla umut vaat ediyor. Peki dizi oyuna ne kadar sadık? Oyunla ne kadar birebir ilerleyecekler? Öncelikle oyunun fanatikleri, bu sizin için iyi bir haber mi kötü bir haber mi bilmiyorum, siz karar verin ama dizi oyunla birebir ilerlemeyecek. Yani pek çok ortak yönü olsa da özellikle ilk bölümü izledikten sonra bunu düşünebilirsiniz. Birebir aynı şekilde ilerlemeyecek. Ölen bazı karakterler hayatta olacak. Hiç olmayan bazı karakterler veya durumlar veya yerler olacak. Bazı karakterler biraz değişecek. Dolayısıyla birebir olmayacak. O nedenle sizleri de yeni sürprizler bekliyor. Last of Us kadar kusursuz akan bir oyunun hikayesinde bu değişikliklere gerek var mıydı? Dürüst konuşmak gerekirse mutlaka olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyun daha çok sizin müdahale ettiğiniz bir şeyken sinema daha çok sindirdiğiniz bir şey. O nedenle değişikliklerin olması mutlak. Bunlar iyi değişiklikler olacak mı? Dizinin başındaki isim oyunun da kreatif direktörü ve yazarı olduğu için açıkçası bu konuda çok endişeli değilim. Çocuğunu çok da kötü yerlere sürüklemeyecektir diye düşünüyorum. Zaten ilk bölümde arabalı kaçış sahnesini izlediğimde oyunla o kadar paralel ilerliyor ki tabii ki değişiklikler var ama o kadar yine güzel şekilde yansıtılmış. Oyunu üçüncü perspektiften oynuyorduk. Ancak filmde bunu biraz daha birinci perspektiften kendi film deyip duruyorum. 1 saat 17 dakikaydı ilk bölüm zaten ve gerçekten de çok iyi bir atmosferdeydi. Dizide biraz daha kendi gözümüzden gördüğümüz bu sahnelerde direkt olayın içine giriyoruz. Özellikle salgın bir hastalık geçirmiş de bir nesil olduğumuz için bize çok tanıdık gelebilen veya artık eskisi kadar imkansız görmediğimiz bir senaryoyu karşımızda görünce biz de oldukça etkileniyoruz. Burada oyundaki bir büyük değişiklik de aslında oyunda bu fungal enfeksiyon, mantar enfeksiyonu özellikle kapalı alanlarda havadan da polen yoluyla da bulaşıyordu. Ancak bu diziden tamamen çıkarılmış. Bunun gerçekten son 1-2 yılın etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki elimde bir kanıt yok. Peki bu alan özgürlükler çok büyük bir problem mi oyunla dizi arasında? Bence değil. Çünkü iyi bir hikaye anlatıldığı sürece bizim için çok bir problem yok. Açıkçası ben oyunu 2016-17 gibi bitirmiştim. 2013 yapımıydı oyun. Ve oyunla ilgili aklımda en kalan ender şeyler açılışı ve finali aslında. Çok büyük iki duygusal olay. Arada da daha bir sürü güzel olay var ama işte oralarda oyunu oynarken hissettiklerimizi dizide hissedebildiğimiz sürece bence hiçbir sorun olmayacak. Dolayısıyla merakla bekliyorum. Peki ilk bölüm nasıldı? Açılışından kapanışına kadar bizi atmosfere ve dünyaya çok başarılı şekilde sokmayı başardı. Hatta çok yakın zamanda Türk yapımında bir postapokaliptik dizi izledik. O da Sıcak Kafaydı. Felaket bir iş değildi. Ortalama üzeri bir işti ama gerçekten bütçeniz de olduğu zaman, arkanızda daha kuvvetli senaristler ve teknik ekipler olduğu zaman ortaya nelerin çıkabileceğini çok rahat gördük. Bu Kanada'da yapılan en büyük yapımmış aslında bugüne kadar ama çoğu zaman yine küçük ve setlerde geçiyor aslında. Henüz en azından çok dev sahneler görmüş değiliz. İlerleyen bölümlerde olacak bu. Ancak her şeyin de bütçeyle ilgili olmadığını
Bunlar bize gösteriyor aslında. Çok kaliteli bir yapım var karşımızda. Önümüzdeki bölümler neler olacağını çok büyük bir merakla bekliyorum. Ancak dizinin çok iyi bir başlangıç yaptığı ortada. Karakterlerin huyları, özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Özellikle Ellie oyunda da çok canlı bir karakterdi. Dizide de Lyanna Mormont diyeceğim artık benim için o karakter çünkü. O hırçınlığı, o bıçkınlığı çok güzel geçiyor karşıya. Yani gerçekten inanılmaz bir şey bizi bekliyor gibi hissediyorum. Umarım Kaleidoskop gibi olmaz. İlk bölümün ardından söylemek istediklerim şimdilik bunlar. Sizler de görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Daha değinmemi istediğiniz eğer oyunun hikayesine biraz daha girmemi istiyorsanız yazın. Onlara da değinelim. Bir dahaki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Eğlenceli.